Bu ya. Bakın nasıl sınıflandırmışız ulaşım faktörünü. Ulaşım hızlı, düzenli ve çeşitli olmalı. Tabii herkesin çabucak, kolayca aklının ereceği gibi maliyeti düşük olmalı. Bu demiryolu ulaşımı olabilir, karayolu ulaşımı olabilir, o da karayoludur, demiryolu da karayoludur. Deniz ulaşımı ve hava yolu olabilir. Bütün bu çeşitli ulaşım faktörleri itibariyle bölge gerçekten seçime değer bir bölge midir? Mesela Bursa'yı düşünün arkadaşlar. Bursa'ya demir yolu yok. Yakında bir hızlı tren projesinde Osmaneli-Bursa arasını birleştirmek ve Eskişehir'den de Bursa'ya gidilebilir hale getirmek istiyorlar. Demir yolu vasıtasıyla Bursa'yı. Ama Mudanya-Bursa arasında çok kısa bir demir yolu var. Ve Mudanya'da bir liman var. Ve Mudanya limanı vasıtasıyla Bursa Marmara'ya ve denizlere açılabiliyor. Bu söylediğim büyük demir yolu ağına bağlı olmasa da iş hayatının gereğini yerine getirebilecek kadar olsun, Mudanya'ya gelen yükü bir şekilde ya kara nakil vasıtalarıyla, tırlarla, kamyonlarla fabrikalara taşımak mümkün veya demir yolu da zaten var idi. Sonra köhne oldu, sonra gözden düştü vesaire ama var idi seneler önce. 5-10 kilometrelik, 10-20 kilometre arasıdır galiba. Bilen var mı bu da Bursa'yı? Kim var aranızda Bursalı olan var mı? Bursa'da evet. Kaç kilometre Mudanya Bursa arası olur? 20 mi? Evet. Bu böyle bir demir yolu var. Sonra filan dediğine göre o filanda biraz 10 da olabilir mi? 10'dan fazla. Pekala. 10 ile 20'nin ortasını bulduk, 15. Tamam. Pekala. Ama denize hemen açılması çok önemli bir şey. 10 dakikada bir sigara içmeye kadar vakit kalmadan Yeşilköy Havalimanı'ndan Bursa Havalimanı'na veya uçak alanına veya tayyare meydanına inmek mümkün. 10 dakika içinde. Bu kilit personel için müthiş bir şeydir. İstanbul'da oturabilir ve Bursa'daki fabrikalara gider gelebilir bir insan. Dolayısıyla arkadaşlar, çeşitli olması çok önemli. Sonra bizim ürettiğimiz şeylerin götürülmesi bakımından ulaşım faktörü önemli. Ham maddemizi ve başka parçalarımızı, başka malzemelerimizi fabrikamıza getirebilmemiz bakımından ulaşım çok önemli. Böyle çeşitli derken bunları söylüyoruz. Ham maddenin getirilmesi, mamullerin gönderilmesi olayında üstün hizmet ve düşük maliyet şartlarını sağlayabilmeli demişiz. Hemen bir başka faktörü atlıyoruz. Devlet kanun kuvvetinin, yasama kuvvetinin ve devlet organlarının etkisi. Kuruluş yerlerine, kuruluş yerleri seçimimize böyle bir etki söz konusuysa bir ülkede, bunu muhakkak bu faktörün etkisini hissedeceğiz. Ve bu etkinin, bu tesirin, bu hissin altında fabrika kuruluş yeri seçimimiz, seçim işlemimiz devam edecek. Nedir onlar? Yatırım indirimi. Vergi muafiyeti, arsa sağlama vaadi, vilayetlerin ve coğrafi bölgelerin çeşitli teşvikleri, karlardan vergi indirimi, gümrük muafiyeti,
gümrük taksitlendirmesi, bazı bölgelerde kurulacak tesislere belli bir öz sermaye oranla büyük ölçüde kredi tahsisi, 6 maddede ve buna benzer aklımıza efendim gelen bunlar, bu 6 maddede topluyoruz ve buna benzer başka faktörler olabilir. Mesela asgari geçim indirimi. Şurada da söylüyoruz 4. maddede ücretlilerin ücretinden ve yatırımcının karlarından vergi indirimi. Bunu açacak olursak herkesin bir geçim rakamı, matrahı vardır. Onu efendim değişik kasayılarla çarparak Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerinde insanlardan kesilen vergiyi devlet azaltabilir. Bakın şimdi büyütülmüş yazıları okuyun. Ayrıcalıklı bir teşvik politikası seçilecek coğrafi bölgede uygulanmakta olabilir. Bu ayrıcalıklı teşvik politikası madde madde söylenecek olursa söylediğimiz biraz önce konuştuğumuz 6 maddedir. Bunlardan yatırım indirimi nedir? Yatırım indirimini açıklıyorum. 100 liraya bir fabrika kurduğunuzu söylüyorsunuz devlete. Devlet bunu tahkik ediyor, tespit ediyor. Projenizi başlangıçta görüyor. Size bir teşvik belgesi veriyor. Teşvik belgesinin maddelerinden bir tanesi sana yatırım indirimi sağlayabilirim diyor. Veya sadece yatırım indiriminin şeklindeki teşvike mazhar bir firma olarak seni kabul ediyorum diyor. Ne demektir bu? 100 liraya arkadaş diyor senin sırtını sıvazlıyor. 100 liraya kurmayı düşündüğün, bu 100 milyon dolar olabilir. 100 liraya kurmayı düşündüğün bu fabrikayı git kur diyor. Bir gün gelecek, aynen bu projede de düşündüğün gibi, vaat ettiğin gibi kar elde edeceksin. Kazancın çok olsun, kazancın bol olsun, bana da vereceğin günler var. Vergi olarak o kazancından devlet olarak bana da herhalde bir şeyler vereceksin. Kanun ne emrediyorsa onu vereceksin şüphesiz. Hayır almayacağım diyor. Senin karından ben vergi almayacağım. Bir müddet almayacağım. Nedir o? Bu 100 liralık yaptığın yatırım 100 lira bana olan vergi borçların 100 liraya gelinceye kadar senden para almayacağım. Buna ne diyoruz biliyor musunuz? %100 yatırım indirimi diyoruz. Diyorsa ki devlet, sen 100 liraya kur bu fabrikayı, git kur, sana 60 liraya kadar olan toplam gelirlerinin, net karlarının hiçbir kısmından 60 liraya kadar 3 sene mi sürer, 5 sene mi sürer, ne kadar sürer, o ayrı bir konu, şu anda onu çoğaltmak istemiyoruz sözlerimizi, 60 lirasını sana iade edeceğim. Nasıl iade edeceğim? Senin muhtemel kazancından vereceğin vergiyi senden almamak suretiyle, sana iade etmek suretiyle senin bu yatırımına ben iştirak ediyorum diyor. Yani eğer %100 teşvike mazhar gördüyse yatırım indirimi görüş açısıyla ne diyor? Senin yaptığın yatırımı tamamen ben finanse etmiş olacağım. Ama bugün değil. Bugün para senin cebinden çıkacak. Ama yarın bana vereceğin 100 lira, 5 sene içinde vereceğin 20'şer lira, efendim ben bunu 5 sene içinde senden para almamak suretiyle seni coşturuyorum diyor. Buna yatırım indirimi diyoruz arkadaşlar. 100 lira olabilir, %100 olabilir, %80 olabilir, %60 olabilir, %50 olabilir. Bölgeye göre. Tamamını ben kurmuş gibi senin sırtından bir yük alacağım diyor. Böyle yasama organının 1960 senesinden beri Türkiye'de devlet kamu yatırımları için emredici, özel sektör için de özendirici tedbirlerini içinde bulunduran dokümana ne diyoruz arkadaşlar? Plan diyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı'nın, DPT Teşkilatı'nın 5 senelik planları nedir? İşte bunları kapsar. Bir yıllık dönemlerine program dönemi denir,
5 yıl içine alan bütün faaliyetler manzumesini, bütün faaliyetler sistemini içinde bulunduran ve bu söylediğim teferruatıyla, bu ayrıntılı bilgileriyle bulunduran, yatırımlar kurulmadan, gerçekleşmeden önce bile nerelere nasıl teşvikler verilecek ve bu teşviklerin sonucunda da gerçekten oraya müthiş bir gider ve kurar ve kurduktan sonra da ülke böyle ilerler, kalkınır diyen, kalkınacağına %100 inanarak hazırlanan bu dokümanlara ne denir arkadaşlar? Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırladığı 5 yıllık plandır. Bunu devlet kamu yatırımları için zaten doğrudan doğruya emreder. Ama özel sektör için de özendirici tedbirleri koyar. İşte bu özendirici tedbirlere ne diyoruz başka bir kelimeyle, tabirle? Teşvik tedbirleri diyoruz. İşte bunlardan birisidir yatırım indirimi. Başkası, başka neler olabilir? Yine böyle teşvik etmek, istek uyandırmak, enerji ve istek uyandırmak diye tercüme edebiliriz Türkçe'ye. Teşvik kelimesini. Kitaplarda rastlarsınız. Filanca dostum Selahattin Alık diye bir hocamız vardı. Kulağı açılmasın. Efendim, teşvikiyle ben bu kitabı yazdım. Onun teşvikleri olmasaydı biraz daha ağırdan alırdım. Ve bu eser vücuda gelmez. Böyle sözleri bütün kitaplarda bulursunuz. Enerji ve istek uyandırmak, şevk vermek insana, aşk vermek demektir.